Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi kad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ehadisi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Saygıdeğer hocalarım, muhterem karilerimiz, kıymetli hafızlarımız, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Cumhurbaşkanlığı külliyemizde, milletin evinde, bu gazi mekanda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kıymetli hocalarımızla dünyanın farklı köşelerinden Kur'an bülbülü kardeşlerimizle, gönül ve kader birliği yaptığımız dostlarımızla bizleri buluşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun diyorum. Sizlerin şahsında coğrafyamızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimize selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını tertip eden Diyanet İşleri Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Dokuzuncusu düzenlenen yarışmamıza bu sene 54 ülkeden 94 yarışmacı iştirak etti. Ön elemede 35 ülkeden 41 yarışmacı finale kaldı. Yarışmamızın finali Şanlıurfa Mevlana Camii Külliyesi'nde 23-28 Ekim tarihleri arasında yapıldı. Birazdan iki farklı kategoride dereceye giren kardeşlerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Dereceye giren karilerimiz ve hafızlarımız yanında yarışmaya katılan 94 yarışmacının her birine tebriklerimi iletiyorum. Alemlere rahmet, beşeriyete hidayet ve gönüllere şifa olarak dünyayı teşrif eden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor. Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi Allah katında seçkin meleklerle birlikte olacaktır. Kur'an'ı zorlanarak da olsa devamlı okumaya çalışan kişiye ise iki kat ecir vardır. Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir başka hadisinde Kur'an talebelerini, ilim erlerini şu sözlerle müjdeliyor. Kur'an'ı öğrenin, onu okuyun ve okutun. Kur'an'ı öğrenen, okuyan ve gereğini yapan kimse her tarafa koku yayan misk dolu bir kaba benzer. Kur'an'ı öğrendiği halde onu okumayan ve okutmayan, yatıp uyuyan kimse ise ağzı bağlı bir misk kabına benzer. Zümer suresinde sözlerin en güzeli olarak tarif edilen Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan, öğrenen, öğreten, hatmeden, hıfzeden ve hayatının her safhasına tatbik eden müminler olmayı Mevla bizlere nasip eylesin diyorum. Rabbim sizlerden de razı olsun. Ecrinizi artırsın diye dua ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, İslam alemi bugün geçmişte hiç olmadığı kadar derin bir sarsıntıdan, çetin bir sınavdan, adeta bir varlık yokluk imtihanından geçiyor. Kitabullah'a sımsıkı tutunmamız, Allah'ın ipine dört elle sarılmamız, Peygamber Efendimizin Aleyhisselatu vesselam sünnetini kendimize rehber edinmemiz gereken zorlu bir süreci hep birlikte tecrübe ediyoruz. İsrail'in 10 yıllardır işgal ettiği bir yılı
aşkın süredir de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığı Gazze ve Filistin toprakları başta olmak üzere İslam coğrafyasının önemli bir bölümü bugün ne yazık ki istikrarsızlıkla, çatışmayla, savaşla, yoklukla ve zulümle boğuşuyor. Çoğu çocuk ve kadın, 50 bin masum insanın vahşice katledildiği bir avuç toprak parçasına hapsedilmiş, 2 milyon kişinin üzerlerine sürekli bomba yağdırıldığı, insanlık adına, medeniyet adına utanç verici günler yaşıyoruz. 7 Ekim 2023'ten beri şahit olduğumuz cinnet halini anlatmaya kelimeler yetmiyor. Katliam kadar acı olan bir başka gerçek, yıllardır bize adres gösterilen kurum ve kuruluşların içine düştüğü acizliktir. Siyonist hezeyanlarla gözü dönmüş İsrail hükümeti sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni değil, görevi barışı, insan haklarını, basın özgürlüğünü, demokrasiyi korumak olan tüm yapıları esir almıştır. Dikkatinizi çekiyorum. 13 aydır çocuklar soykırıma uğruyor. Keskin nişancılar 2-3 yaşındaki bebekleri hedef tahtası olarak kullanıyor. Canlı yayında gazeteciler kurşunlarla öldürülüyor. Daha bunun gibi insanı insanlığından utandıran nice cinayetler işleniyor. Ama bünyesinde on binlerce personelin çalıştığı, milyarlarca dolarlık bütçeleri olan uluslararası kurumlardan hiçbir itiraz gelmiyor. Netanyahu denilen insanlık düşmanını durduracak, katliam şebekesinden hesap soracak etkili, caydırıcı herhangi bir adım atılmıyor. Bu insanlığın tükenişidir. Bu uluslararası hukukun yerini artık orman kanunlarının aldığının ilanıdır. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel sistemin kendi kendini feshettiğinin en somut göstergesidir. Burada şunu açık açık söylemek isterim. Gazze soykırımı dünyadaki tüm maskeleri indirmiştir. İsrail yönetiminin hukuk tanımazlığı, Batı'nın 10 yıllardır savunduğunu iddia ettiği değerlerin içinin tamamen boş olduğunu bizlere tekrar hatırlatmıştır. Medeniyet dediklerinin tek dişi kalmış bir canavar olduğunu hep beraber gördük, görüyoruz. Kardeşlerim, yüreğim parçalanarak şu gerçeği de ifade etmek mecburiyetindeyim. Nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam dünyası olarak maalesef Gazze'de ve Lübnan'da başarılı bir sınav veremedik. Siyonist rejimin ölüm makinesinde 50 bin kardeşimizin kıyılmasına engel olamadık. Toprağın üzerinde şerefsizce yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyerek kanının son damlasına kadar vatanlarını savunan Filistinli yiğitlere hak ettikleri şekilde sahip çıkamadık. Bakınız, Gazze halkı işgalciler karşısında tam 390 gündür tek başına yapayalnız kahramanca direniyor. Gazze'li müminler Bedir'in arslanları gibi direniyor. Çanakkale'yi geçilmez kılan İstiklal aşıkları gibi direniyor. Gazze ve Filistin sadece kendi onurları için değil, aynı zamanda bizim için, tüm Müslümanlar, tüm insanlık için yiğitçe direniyor.
birkaç ülke dışında, üzülerek söylüyorum, İslam dünyasından güçlü bir tepki yükselmiyor. Bu dağınıklığın da tarihe kaydedildiği unutulmamalıdır. Bizler öte dünyada yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da hesabını vermekle mükellefiz. Müslümanların üzerine serpilmiş ölü toprağı hakkında başımızı iki elimizin arasına alıp hepimizin mutlaka tefekkür etmesi gerektiğine inanıyorum. Kıymetli kardeşlerim, bu cendereden kurtulup felaha ve selamete ulaşmamızın yegane yolu hiç şüphesiz Kur'an'a ve sünnete bağlılıktan geçmektedir. Nur Dağı'na inan ilk vahiden Resul-i Ekrem'in veda hutbesine kadar bizlere güç ve iman veren, ümit ve cesaret aşılayan, dar-ı dünyaya niçin geldiğimizi hatırlatan asli kaynaklarımıza dönmek, kendimizi bu mizan üzere sigaya çekmek zorundayız. Ecdadın asırlar boyunca yaptığı gibi fikrimizi, zikrimizi, hayatımızı Kur'an ve sünnetin ışığıyla nurlandırmak, tüm yaşamımızı ümmeti Muhammed'e yaraşır şekilde yeniden kurmak, kurgulamak, geliştirmek durumundayız. Merhum Mehmet Akif'in şu mısralarla veciz bir şekilde ifade ettiği üzere, pirayeyi hafızam sen oldun, sermayeyi hafızam sen oldun, sensin hele ey kitab-ı azem, haşa buna hiç tereddüt etmem, dünyada refiku hemzebanım, ukbada muinu müsteanım, evet bizim hafızamız da, sermayemiz de, refikimiz de, yardımcımız da Kur'an-ı Kerim'dir. Vicdanı, şefkati, merhameti, yetim, öksüz ve kimsesizleri koruyup gözetmeyi nasıl Kur'an'dan, sünnetten ve siretten talim ettiysek, müminler olarak zulüm ve zalimle mücadeleyi de, mücahede ruhunu da, dirayeti, basireti ve metaneti de yine ilahi mesajlardan öğreneceğiz. Karanlıkları ancak İslam'ın nuruyla aydınlığa kavuşturacak, onun koruyucu ve kapsayıcı zırhını kuşanarak ruh köklerimizi İslam'la yeşeren toprakların gürül gürül akan ırmaklarıyla yeni baştan Allah'ın izniyle buluşturacağız. Kardeşlerim, çünkü bizim Gazze'de yerle bir edilen evinin yıkıntıları içinde elinde tesbih, kucağında Kur'an-ı Kerim'le şehit olan çocuklara borcumuz var. Kaldıkları çadırlarda Siyonist canilerin bombalarıyla diri diri yanarak şehadete eren kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız var. Zalime meydan okuyan, zulme boyun eğmeyen bu ümmetin vakar abidesi evlatlarına, kahramanlarına verdiğimiz sözümüz var. Afrika'nın en ücra köşelerinde ellerini semaya kaldırmış, yüzlerini Türkiye'ye dönmüş kardeşlerimize karşı mesuliyetlerimiz var. Dünyanın dört bir yanında hayatta kalma mücadelesi veren mazlumların, mağdurların, gariplerin, bizlerden, sizlerden, Türkiye'den ve bu ümmetten ümidi var. Bu ümitleri boşa çıkaramayız. Kardeşlerimizi özellikle verdiğimiz sözü unutmayacağız. Sırtımızı da onlara dönmeyeceğiz. Unutmayın,
Biz birbirimize emanet edilmiş kardeşleriz. Elimizle, dilimizle buna gücümüz yetmiyorsa kalbimizle, dualarımızla kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Bakınız, kış mevsimi kapımızı çalmak üzere. Bu kış Gazze ve Lübnan başta olmak üzere savaşın bütün yükünü taşıyan kardeşlerimiz için her zamankinden görünen o ki daha ağır geçecek. İsrail hükümeti bombalarla, füzelerle kıramadığı direnişi kardeşlerimizi aç, susuz, gıdasız, ilaçsız bırakarak kırmayı deneyecek. İnsani yardımların geçişine izin vermeyerek Filistin'in başı dik evlatlarına diz çöktürmeye çalışacak. Nazilerin toplama kamplarını aratmayan koşullarda yaşamaya mahkum ettiği 2 milyon insana bu kış boyunca her türlü kötülüğü yapacak. İnsanlığın daha fazla dibe vurmaması için harekete geçmemiz şarttır. Kardeşlerimizi bu haydutluk karşısında yalnız ve çaresiz bırakamayız. Başta yardımsever milletim olmak üzere kalbi Filistin ve Lübnan için atan tüm insanları mazlumlara el uzatmaya davet ediyorum. Rabbim Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki biçarelerin yardımcısı olsun. Rabbim bizlere bu insanlık imtihanını alnımızın akıyla vermeyi nasip etsin. Bu düşüncelerle uluslararası hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Jürideki kıymetli hocalarımıza ve bu güzel faaliyetin gerçekleşmesinde emeği, katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ömürlerini Kur'an'a hizmet için vakfetmiş bütün alimlerimizi, hafızlarımızı, karilerimizi bu vesileyle bir kez daha minnetle anıyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Ödül töreni için kendilerini bir müddet daha sahnede ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş ve Musafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanımız Hafız Osman Şahin'i de sahneye davet ediyorum. İlk olarak 9. Uluslararası Hafızlık Yarışması'nın finalistlerini duyuracağız. Ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alacaklar. Hafızlık yarışmamızda finale kalan ve başarılı olan üçüncülüğü elde eden Malezya'dan Muhammed Daniel Hazık bin Haşvadi geliyor. Muhammed kardeşimizi tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ve hafızlık yarışmamızda ikinciliği elde eden İran'dan Milat Aşıki Haşkari geliyor. Milat kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Ve hafızlık yarışması birincisi
Bangladeş'ten Muaz Mahmut. Muaz kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldılar. Ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmamızın finalistleri. Üçüncülük Afganistan'a gitti. Abdurrab Ayubi geliyor. Abdurrab kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması ikinciliği İran'a gidiyor. Seyit Parsa Engoş'tan geliyor. Tıp öğrencisi kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İran'dan Seyit Parsa ve birincilik ödülü Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasından Türkiye'ye Muhammed Sizcan kardeşimize. Fena olmaz. Millet camimize böyle bir kardeşimiz yakışır. Sağ ol. Muhammed kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Millet Camii'de hayırlı uğurlu olsun inşallah. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız değerli jüri heyetini davet ediyor sahneye. Jüri üyelerimiz, bütün yarışmacı finalistlerimizle birlikte bir hatıra fotoğrafıyla ödül törenimizi noktalayacağız. Değerli jüri üyelerimize de teşekkürlerimizi arz ediyoruz güçlü alkışlarınızla. Çok ciddi emek verdiler. Her birinden Allah razı olsun.
Sayın Cumhurbaşkanımız değerli jüri heyetini teker teker tebrik ederek teşekkürlerini ilettiler. Jüri heyetimize bizler de teşekkür ediyoruz. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, Musafları İnceleme Kıraat Kurulu Başkanımız, finalistlerimiz ve değerli jüri heyetimizle bu hatıra fotoğrafıyla 9. Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını, ödül törenini tamamlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve siz değerli misafirlerimize katılımlarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.